Selam millet. Alan, ne haber? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim. Aslında çok iyi olmaya çalışıyorum. Hiç kimse biliyorsunuz ki her zaman çok iyi değildir. Sadece çok iyiyim diyerek aslında bir nevi evrene mesaj yollayıp daha iyi hissettirebiliyorum kendimi. Lütfen siz de kötü hissediyorsanız kendinizi iyi hissettirmek için çabalayın. Çünkü sizi sizden başka kimse iyi hissettiremez. Yeterince motivasyon konuşmamıza geçtiğimize göre geçelim demeden önce lütfen abone olmayı unutmayın. Beğenin. Yorumlarınıza kesinlikle çok değer veriyorum ve okuyorum hepsini dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar umarım sesim iyi geliyordur. Çünkü ben artık bu mikrofona yavaş yavaş alışmaya çalışıyorum. Bugün arkadaşlar size bir takım ergenlik fotoğraflarımı göstereceğim. Bilerek zaten şöyle oturdum ki fotoğrafları şöyle koyacağım. Ve bunlara bir takım tepki vereceğiz. Bugün bir telefondan yardım alıyorum. Fotoğraflar burada. Çünkü kendi telefonumun sizinle işi var. Video çekiyorsunuz. Şimdi ballar. İnanın rezalet fotoğraflarım var. Şimdi bu göstereceğim fotoğraflardan sadece bir tanesi Instagram'a koyduğum bir fotoğraf. O da şu. Yani ben bu fotoğrafta ne yapmak istediğimi kesinlikle anlamıyorum. Sadece şunu biliyorum arkadaşlar. Bu aralar çok kiloluydum. Aslında buradaki fotoğrafların hepsi kilolu fotoğraflarım. Çünkü zayıf fotoğraflarım yok. Ben normalde fotoğraf çekimi pek beceremeyen bir insanım. Anlık öyle çeker geçerim. Telefonumda durur. Genelde hep rezil fotoğraflarım vardı. Daha yeni yeni çekmeye başladım. Onun sebebi de 30'larıma geldiğimde 20'lerimde çok gençmişim demek. Şimdi bu fotoğrafta zaten hala şurada görüyorsunuz maalesef. Arkadaşlar benim kilolu olduğum için kaymağım, ben ona kaymak diyorum, gıdık, siz ne derseniz kaymak benim tabirimle. Çok fazla olduğu için ben onu saçlarımı dikerek tüm dikkati saçıma dağıtıp kaymağımın ortadan yok olduğunu düşünmemle başladım. Maalesef böyle fotoğraflar. Bu arada bu fotoğrafın örneğinden 1000 tane falan vardır. Full böyle çekiniyordum. Saçlarımı kaldırıyordum. Ve böyle hep de kamera açısı aşağıdan. Maalesef fotoğraf çekinmeyi bilmediğim zamanlar. Gerçi şu anda çok bildiğim söylenemez dediğim gibi. Arkadaşlar bir diğeri. Uzun saçlı halimi merak edenler için aslında bu fotoğrafı koydum. Görüyorsunuz zaten. Bu süre zarfında saçım uzundu. Bundan ben gene 1 yıl 2 yıl sonra falan saçlarımı kestirdim. Dediğim gibi saçım salınıksa oturacağım zaman saçıma oturuyordum. O kadar uzundu. Annemin gözü yaşlı şu an. Şu an kalan saça. Arkadaşlar burada kendimi çok şık hissetmiştim. Krem rengi giyindiğim için ve gerçekten hani desenliye desenli o şapka, o saç neden yarım kilo saç orada. Yani o saat. Bu çok arkadaşlar yani gerçekten hani rezalet denilen aşama. Annem bu fotoğrafı çok beğeniyor. Normal değil mi kendi kızı? Ama ben gerçekten utanıyorum. Burada bu arada ağzımda tel var. Onun için böyle diye güldüm muhtemelen. Çünkü ben daha öncesinde de dıştan bir tel tedavisi görmüştüm. Ve çok... Gerçekten çok acılı verici, çok sancılı bir şey olmuştu. İsterseniz onunla ilgili birçok anım var telle ilgili. Anlatabilirim. Yorumlara yazın. Anlat derseniz anlatırız. Gerçekten bana uyacak derecede saçma hikayelerim var. Bir diğerine geçiyoruz. Burada yani bu fotoğraf gerçekten hani bu arada bu zamana kadar çekindiğim birçok fotoğrafı şişman dönemimde silmiştim. Gerekçemse çok şişman çıkmışımdı. Acaba neden diye hiç kendime sormamışım. Bu fotoğraf onlardan biri, neyse ki silmemişim. Arkadaşlar hep böyle tişörtler giyiyordum. Gördüğünüz üzere böyle polo yaka ve inanın gram boynum yoktu o zamanlar. Daha yeni yeni var gibi. Hala boynumun olmadığını düşünüyorum. Boyunlu kazaklar giyiyordum o zamanlar. Böyle yerden bitme cüce gibi. Boynu kazağı çok seviyorum ama gerçekten hani doğru düzgün giymem lazım. Yoksa hala şu an boynum yokmuş gibi oluyor. Hep üstümde bu ceketten vardı. Her zaman ceketle kendimi kamufle ettiğimi düşünürdüm. Maalesef edemiyordun Austeciğim. Sevgiler sana. Bu arada burada 13 yaşında falan. 13-14 yaşındayım. Yaşlar yani. Uf, gerçekten çok kötü giyiniyormuşum ya. Neden kimse bana dur demedi? Neden ne kadar çok... Neden öyle bir yüzük takmışım ki ben?
Yani o yüzüğün orada amacı ne? Zaten bileklerin bıngıl bıngıl. O lila saat nereden? O lila saat şu an nerede? Muhtemelen orijinaldi. Zengin misin ha? Ayakkabıya bak. Duruşa bak. Bacağın kalınlığına. Üstündeki. Üste geçmiyorum bile arkadaşlar. Çok kötü. Bunu zayıfladıktan sonra bu üstü giydim ve yakıştığını düşündüm. Ama bana eski günleri hatırlattığı için verdim direkt. Ben üstümdeki ceketin anlamı poz of. Ve benim o iğrenç kareli gözlüklerimden vardı. Kareli gözlük gerçekten bir dönem yaptığım benim de hatalı. Gözlükler nadir insanlara yakışıyor ve yakıştığında da tamam okey ama ben o insanlardan değildim. Kesinlikle. Rezalet başka bir fotoğrafım yani. Yapmayın şunu işte. Bunu kendine neden yaptın Asude? Arkadaşlar bende şöyle bir şey vardı. Şimdi elimde telefon. Yeni bir telefon almıştım o zamanlar. İlk aldığım sıfır bir telefondu Samsung. Ve kamerasının çok iyi olduğunu düşünüyordum. Ve böyle sürekli elimde telefon, böyle kedi buldum mu hemen yanına gidip fıçık 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 fotoğraf çekiniyordum ve çok kötüydü. Bu da onlardan biri. Artık kediler benden nefret etmişti. Şu an biraz daha sakiniz çünkü fotoğraf çekinme şeyini, kültürünü tamamen bıraktım. Sadece YouTube'a ne tarz video alsam diye düşünmeye başladım gerçekten. Kediler mutlu YouTube'a girdiğimden beri. Evet, bir diğer aynı örnek. Benim gözüme ne olmuş? Gözüme kan mı oturmuş benim? Kör mü oluyormuşum? Fark ettiniz mi? Sol gözüm. Kötü olmuş. Neyse. Umarım hala bu sıkıntı yoktur. Ben aynı da baktığımda böyle şey görmüyorum. Gene müdür. Gene kurbanımız. Ve gene gıdığımız. Bakın o zamanlar bir tanecik küpem var. Görüyor musunuz? İnsan olduğum zamanlar. Şu an 9 taneler. Bu biraz artık bana da bir acaba mı delirtmeye başladı. Arkadaşlar bu fotoğrafın amacını inanın bilmiyorum. Ramazan ayı olduğunu hatırlıyorum ve bu kedinin evden kaçtığını, saatlerce bu kediyi arayıp sonra eve geldiğimizi hatırlıyorum ama kaçan bir kediyi neden alıp hemen fotoğraf çekindiresin bilmiyorum. Zaten kedinin gördüğünüz gibi ağzı yüzü yara. Neyse Ramazan ve ben oruç tutmuşum. Muhtemelen açlık başıma vurmuş. Bunun başka hiçbir açıklaması yok. Bu fotoğrafın anlamını kesinlikle anlamış değilim. Zaten muhtemelen siz de anlamadınız ama yani dediğim gibi ergenlik. Sorgulamayın. Kedilerle birlikte prim falan kasıyordum muhtemelen o zamanlar. Ah. Saçlar mı? Yani aslında sadece saç. Bak farkında mısınız? Burnum falan yok. Dudaklarım yok o dönem. Şu anda çok var olduğu söylenmez ama benim burnum zayıfladıktan sonra ortaya çıktı gerçekten. Burada gene biraz daha az gibiyim. Öncesinde burnum hiç yoktu. Yanaklarım o kadar çok kapatıyordu ki. Gerçekten yüz oturması denilen şey var ya. İyi ki yüzün bir yerlere oturmuş. Çünkü gerçekten hoş değilmiş. Safi yanak, safi gıdık. Ellerimi görüyor musunuz? Ne kadar kocaman. Parmaklarıma bakın. Dofidik dofidik, dolma dolma. Hatta sürekli annem şuralarımı öpüyordu. Sebebini anladım. Böyle yaptığın zaman dalgalanır. Öpmek hoş olabilirdi. Gene muhtemelen aynı gün mü? Evet, elime kamerayı almışım ve bakmışım. Ya müdürüm benden çok çekti ya. Şu anda da hala dizimin dibinde. Ama gene saç baş dandini. Bunları Instagram'a atmıyordum. Allah'ımıza şükürler olsun. Küçükmüşüm ha. Allah'ım. Size bu tişörtün hikayesini anlatmak istiyorum. Tipime baktıktan sonra. Şimdi bu tişört siyah bir tişört, tamam mı? Ve o zamanlar batik tişört falan kesinlikle hiçbir moda falan hiçbir şey değildi. Şimdi ben o zamanlar çok kilolu olduğum için bulaşık yıkarken dik duramıyordum ve muhakkak göbeğim tezgaha değiyordu. Ve göbeğim tezgaha değdiğinde ben çamaşır suyuyla bulaşıkları yıkadığım için o göbek hizası hep böyle çamaşır suyu olmuştu. Ve ben de beğendim onu. Ve bir gün çamaşır suyunu tişörte buladım her yerine. Ondan sonracığıma onu bir yıkadım. Sonra serdim. Ve çok hoşuma gitti ve ben bu tişörtü yani olduk olmadık her yerde giydim. Ne kadar geniş olduğunu görebiliyor musunuz? Sıfıra vurduktan sonra saçımı bu biraz daha böyle hani sürekli topluyordum çünkü. Benim hala mesela ne yapacağımı bilmiyorum saçım uzadığında. Çünkü salma şeyim yok. Kültürüm yok. Bilmiyorum onu yani. Direkt topluyor geçiyordum. Bilmiyorum inşallah ona alışırım. Şu an saçımı uzatmak istiyorum çünkü. Bir diğeri tabii ki gene kedili. Arkadaşlar bu bizim eski küçük bir dükkanımız vardı. Orada bir sürü kedi vardı. Bu da o kedilerden biriydi. İsmi neydi? Bunun Nazife miydi? Garip garip isimler koyuyorduk. Görüyorsunuz gıdığımı. Bu aralar artık zirvedeyim. Full time yemek yiyorum. Ve sürekli böyle pide, lahmacun, makarna. Ya gerçekten sağlam yediğim zamanlarda.
Ama gerçekten kamera açım çok kötüymüş. Ve arkadaşlar en son gelen köpeğimiz Cesur. Arkadaşlar ben burada 98 ile 105 arası bir yerdeyimdir. Yazık köpeğe bakın gariban gibi. Hayır öyle değildi. Çok mutluydu. Sadece muhtemelen benden korkuyordu. Çünkü zangır ona doğru koşan bir cisim var. Normal. Bu arada fark ettiyseniz köpeği öyle bir kucaklamışım ki tüm göbeğimi kamufle ettirdiğimi düşünmüşüm ki asla değil. Biraz yakınlaştırdığınız zaman görebiliyorsunuz ki Allah'tan YouTube'dayız yakınlaştıramıyorsunuz. O zamanlar şey vardı hani kilomu kapatmaya çalıştığım için üstüme sürekli bir şey giyiyordum. Hırkasız çıktığım nadir günlerden bu arada. Ben yaz kış muhakkak hırka alırdım yanıma. Gene klasiğimiz. Kediler artık benden gerçekten bıkmış bir vaziyette artık. Gene saçlarım başladı. Bu arada bunları bilinçli yapıyordum. Hani bakıyordum tamam güzel. Hemen saçlarımı böyle öne alıyordum. Böyle yapıyordum. Hemen diye bir fotoğraf çekiniyordum. Ve yani bunları çok net hatırlıyorum. Öyle diyeyim ben size. Bunların hepsi bilinçliydi yani. Arkadaşlar burada tepeden bu fotoğrafı Feyza'ya çektirmiş ve demiştim ki Feyza tepeden çek, gıdıklı çekme beni. Ama bu nasıl bir mümkünatı olabilir ki bu işin? Sen yani biraz kendinin farkında olur be kızım. Ama burada biraz daha farklı bir açı denemek istemişim. En azından gıdığım çok fazla görülmüyor. Hatta hiç gözükmüyor, yanaklarım gözüküyor. Eşofmandan iki tane almıştık ve ben sürekli bunları giyiyordum. Sürekli. Çünkü zaten bu tam kilo aldığım dönemlerdi ve ben pantolon giyemiyordum zaten. Giremiyordum hiçbir pantolona ve sıkıyordu. Eşofmana çok alışmıştım. Karantina döneminden herkese alışmadım sanki. Neyse artık arada evde de pantolon giyiyorum ki hani o çok rahatlığa alışmayayım diye. Burada küçüğüm. Burada içimde su yeşili bir kazak vardı. Bunu seviyordum. Üstümdeki montla çok yakıştırıyordum ama maalesef kilolu olduğum için hiçbir zaman tam istediğim gibi durmadı üstümde. Hatta ilk zayıflamaya karar verdiğimde şey demiştim. Bu deri ceket bana tam olacak. Önünü kapatabileceğim, güzel olacak diye. Ve bu deri ceketin önünü kapatabildikten sonra zaten benim için bitti olay. Bu aralar diyete girmek istiyordum ama benim için çok zordu. Zaten bunun üstüne bir 30 kilo daha aldıktan sonra diyete girdim. Ayaklarımın neden öyle durduğunu dair hiçbir fikrim yok. Allah çarpmış gibi. Bu arada altımdaki ayakkabı benim favori ayakkabımdı. Böyle asker ayakkabıları vardır ya böyle yandan geçirirsin sonra bağlarsın bir daha yandan geçirsin içten geçirmeli değil de ipleri anladınız mı onu umarım anlamışsınızdır. Öyleydi ve ben bunu çok beğeniyordum ama işte bir gün ayağımın büyüdüğünü fark ettim. Maalesef veda ettik. Bu 2014 yılı ben bu fotoğrafı hatırlıyorum. Bu benim favori fotoğrafımdı çünkü müdürle aramız o zamanlar çok iyiydi. Müdürün göz rengi çok güzeldi. Benim altımdaki eşofmanla üstümdeki ceket çok güzeldi ve göründüğünden daha zayıf çıktığım için aslında benim favorimdi. Çok seviyordum. Gözlüğümü şimdi gördünüz mü ne kadar kötü olduğunu? Sorgulamayın. Burnumu fark ettiniz mi? Küçük. Neden? Çünkü yanaklarım çokmuş. Şimdi biraz yanaklarım azaldıkça burnum öbüründe çıkıyor. Evet. Geldik son fotoğrafa. Arkadaşlar bu zamanlar şeydi. Ezgi Mola Antalya'ya gelmişti ve ben bu kombinle onun bulunduğu mekanlara gidip böyle hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi aa Ezgi Mola falan senaryosu yazıyordum sürekli evde. O zaman da şapka aşkım çok yokmuş. Neden o şapka nerede acaba bilmiyorum. Bilseydim asla kaybetmezdim. Çok güzelmiş rengi. Görüyorsunuz yani ne denir ki hani dikkati kedilerin üstüne çekip kendimi aslında kamufle etmeye çalışmışım ama ne mümkün tatlı kız ne mümkün. Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Utandığımıza göre, üzüldüğümüze göre, şükrettiğimize göre halimize videoyu bitirebiliriz. Bu arada bu serinin devamını gelmesini isterseniz 2017'den beri fotoğraflar bulabilirim yani bu ergenliğimin pik yaptığı zamanları. Serinin devamını gelmesini isterseniz aşağı yorumlara yazın biz de devam edelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Benimle beraber utandığınız için teşekkürler. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.